1878-1909 yılları arasındaki Said Nursi genel olarak hayat safhaları ile dünyadaki önemli olaylar. Konuya başlamadan önce ilk olarak Said Nursi 1910 yılına kadarki olayları elimden geldiği kadarıyla tarihi sıraya göre tafsilen yayınladıysam da bu paylaşım tarihsel olarak en güncel doğru hali olduğunu Sonradan ulaştığım bilgiler için İnşallah yeniden tekrar yayınlayacağıma. İkinci olarak dünyadaki olayların ve ülke adlarının rastgelelikten uzak olup bir kasıt gözetildiğini bilerek izlemenizi, olayların tarihleri arasında bir iki sene fark olabileceğinden tarihten ziyade olaylara odaklanmanızı, Bediüzzaman Hazretlerinin eski Said döneminde 8 gazete okuduğunu ve eserlerinin rastgele yayınlanmadığını hatırlatmak isterim. 1878 Rumi 1293 Hicri 1295 Miladi 5 Ocak 12 Mart 1878 Said Nursi Hazretleri'nin dünyaya teşrifleri Fitne-i ahir zaman başladı. Rus harbi şiddetlendi. 2. Abdülhamit 1. Meşrutiyeti kaldırdı. Kıbrıs idaresi geçici olarak Birleşik Krallığa bırakıldığı anlaşma imzalandı. Berlin Anlaşması imzalandı. Namık Kemal Bey'in İntibah romanı yayınlandı. Avusturya, Bosna Hersek'i işgal etti. 1879 Amerika Jeoloji Araştırma Kurumu kuruldu. Pasifik Savaşı başladı. Edison karbon filamlı elektrik ampulü icat etti. 70 gün sonra halka tanıttı. 1880 Science dergisi ilk olarak Amerika'da Thomas Edison'ın mali desteğiyle yayınlandı. Cadde ve sokakların gece aydınlatılması uygulamasına ilk defa Amerika'nın Web şehrinde başlandı. Ampülün ilk kullanımına SS Kolombiya gemisinde başlandı. Fransa Tahiti ilhak etti. Abdurrahmanan Afganistan emiri oldu. O Kanada, Kanada'da ilk kez söylendi. İlk yazar kasanın patenti Amerika'nın Dayton şehrinde alındı. Bir element keşfedildi. Amerika'da Garfield başkan oldu. Edison 40 saat dayanabilen ampul icat etti. Edison elektrik ampulünün patentini aldı. İlk elektrikli ampul fabrikası Edison tarafından açıldı. 1881 Göktepe Savaşı Rus birlikleri Türkmenleri yendi. Edison, Graham Bell, Oriental Telefon şirketini kurdular. Rus carı öldürüldü. Fransa Osmanlı İmparatorluğuna ait Tunus işgal etti. Siemens Halske tarafından dünyanın ilk düzenli elektrikli tramvay hizmeti başlatıldı. 4 Mart'ta seçilen Amerika Başkanı Garfield'e suikast düzenlendi. Muharrem kararnamesine düğünü umumiye örgütü kuruldu. Teselliye Yunanistan'a bırakıldı. Firavun'a ait ceset bulundu. 1882 Mektebi Sanayi nefise i Şahane Bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi kuruldu. İngilizler Mısır'ı Osmanlı Devleti'nden aldı. Glaston Kur'an'a lanet okuyan Müslümanlar aleyhinde cümleler sarf etti. İngiltere'de ilk elektrikli tramvay hizmete girdi. Alman doktor veren mikrobunu buldu. 1883 Kolera salgını dünya çapına yayılmış, milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur. Alman patagolog difteriye sebep olan bakteriyi keşfetti. İsmail Gaspıralı Kırım'da tercüman gazetesini çıkardı. Siyahi Amerikalı ayakkabı ustası bir ayakkabıyı bir seferde bütününü imal eden makine icat ederek ayakkabı sanayinde devrim yaptı. İstanbul'u Paris'e bağlayan Orient Express ilk yolculuğuna çıktı. 1884 Hicri 1302 Said Nursi Hazretleri Kur'an okumaya başladı. İstanbul Erkek Lisesi Şemsül Mekatip adıyla Selanik'te Kamil Efendi ile emekli Deniz Yüzbaşısı Nadir Bey tarafından kurularak eğitime başladı. Oxford English Dictionary kitabının ilk baskısı yapıldı. Greenwich gözlem evinden geçen meridyen başlangıç noktası olarak kabul edildi. 1885 New York'ta bir kafeterya ilk kez self servis hizmeti uyguladı. İki element bulundu. Benzinle çalışan içten yanmalı motora sahip ilk otomobil Alman mühendis Frederick Benz tarafından yapıldı. İlk başarılı apandisit ameliyatı Dr. William Grant tarafından gerçekleştirildi. Belçika Kralı Kongo'yu kendi kişisel mülkiyeti ilan etti. Mark Twain maceralarla ilgili ilk kitabını yayınladı. Anadolu'nun ilk idadisi lisesi olan Kastamonu'da Abdurrahman Paşa Lisesi'nin temeli törenle atıldı. Fransız bilim adamı Pasteur keşfettiği kuduz alışısını ilk kez bir insan uyguladı. Gantlayıp Dailmur ilk motosiklet patentini aldı. Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi'ni kurdu. 1886 Rumi 1302 Said Dursi Hazretleri ilk ilmi eğitimine ilk medresesi olan Ta Medresesi'nde başladı. 3 sene abisinin gözetiminde ve ondan ders aldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı kabul edilme sebebi olan Amerika İşçiler Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler 12 saat haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı günlük 8 saat çalışma talebiyle işi bıraktılar. 8 Mayıs. Atlantalı eczacı dünyanın ilk Coca-Cola'sını satışa sundu. Bern uluslararası telif hakları copyright konvansiyonu imzalandı. Fikir 16 ay önce ölen Victor Hugo'dan çıkmıştı. Özgürlük anıtı dikildi. 2. Abdülhamid'in emriyle Osmanlı Devleti'nde askerlik şubeleri kurulmaya başlandı. Üç element daha bulundu. Apache yerlilerinin şefi Geronimo, Amerika Birleşik Devletleri birlikleri de teslim oldu. Son büyük Amerika Birleşik Devletleri yerli savaşı sona erdi. 1887 Japonya'da piyano ve ork üretimi maksadıyla Yamaha şirketi kuruldu. Amerikalı istatistikçi kart basmalı makine patentini aldı. İlk gramofon patenti Alman bir kaşif tarafından alındı. 1888 National Geographic Society Washington'da kurularak National Geography dergisinin ilk sayısı yayımlandı. Başlangıçta dergide sadece coğrafya hakkında bilimsel makaleler yer alıyordu. 3. Frederick Almanya ve Prusya kralı oldu. Yunanistan Milli Kütüphanesi'nin temeli atıldı. Almanya İmparatorluğu Nauru adasını ilhak etti. Japonya'da bir petrol ve gaz enerjisi markası olan Nippon Oil kuruldu. Sedeng Krallığı günümüz Vietnam'da kuruldu. New York eyaletinde suçlular elektrikli sandalye ile idama başlandı. Tarsus Amerikan Lisesi St. Paul Institute at Tarsus adıyla eğitime başladı. Haydarpaşa İzmir Ankara Demiryolu imtiyazı Almanlara verildi. İngiliz Futbol Ligi'nde ilk maç oynandı. Karın deşen Jack son kurbanını öldürdü. Bir cinayet romanları yazarı Jack'in İngiliz emperyonist Secret olduğunu iddia etti. 1889 Alman fizikçi Avro'ları ilk kez fotoğrafladı. New York'ta 13 katlı ilk gökdelen tamamlandı. 1789 Fransız devriminin 100. yıl dönemi için Eiffel Kulesi açıldı. Alman von Zeppelin kendi adıyla Zeppelin adını vereceği balonun patentini aldı. Ertuğrul Fırkateyn'in Japonya denişi battı. Edison ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi. Brezilya'da monarşi yıkıldı, cumhuriyet kuruldu. 1890 New York'ta Ellis Island kapılarını Amerika'ya gelmek isteyen tüm göçmenleri açtı. Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı New York'taki bir hapishanede gerçekleştirildi. Amerika yerli kabilelerinden Titan Dakatoların şefi Oturan Moa Tatonka Yatonka Amerika'nın harekete geçirdiği asker ve polislerce öldürüldü. 1891-1892. Said Nursi Hazretleri Hicri 1309, Miladi 1891-1892'de Doğu Beyazıt'ta Şeyh Muhammed Cenaleddin Hazretleri'nin medresesinde ciddi olarak ilme başladı. 3-4 ay yani bir kış içinde yüzden fazla kitabı ezberledi ve 1892'de ilk icazetini aldı. Siirt'te Molla Fetullah Efendi tarafından ilk Bediüzzaman lakabı verildi. Molla Said'i meşhur denmeye başlandı. 1892 Basketbol kuralları çıkış yeri olan Amerika'da ilk kez yayımlandı. Edison iki yönlü telegrafın patentini aldı. Chicago New York arasında ilk uzun telefon hattı açıldı. İstanbul'da Darülacize'nin e temeli atıldı. Çaykovski'nin Fındık Kıram Balesi Rusya'da sergilendi. 1893, Sayıttürk Hazretleri Bitlis'e geldi. Bitlis'te meşhur Şeyh Efendi'nin 50 adet, hatta bir tanesine cevap için 3 sene mühlet verdiği zor sorularına cevap verdi. Şirvan'a, oradan Tillo'ya gitti. Tillo'da kendini dindar bir cumhuriyetçi olarak ifade edecek meşhur karınca hadisesi oldu. Miran Reisi Mustafa Paşa ile aralarında olaylar oldu. Rudolf Diesel, dizel motorunun patentini aldı, aynı sene kullanıma sunuldu. New York borsası çöktü. Dünyada ilk Fransa'da otomobillere plaka takıldı. Amerika'nın Colorado eyaletinde kadınlara oy verme hakkı tanındı. Orhun kitabeleri Danimarkalı profesörce okundu ve dünyaya bildirildi. 1894-1895 Mardin Hayatı Said Dursi Hazretleri Mardin alimleriyle münazara etti ve neticesinde üstad olarak kabul edildi. Arabi ilimleri ders vermeye başladı. Cemalettin Afgani'nin mesleğini, Senusi tarikatını anladı. Osmanlı Devleti'ndeki meşrutiyeti, hürriyet-i şer'i olarak anlayıp bunun mücadelesini verdi. İslam birliği dünya siyaseti ve gidişatıyla meşgul oldu. Lumière kardeşler sinematograf patentini aldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Paris'te kuruldu. Birinci Çin-Japon Savaşı Kore üzerinden başladı. İlk kez Londra'da trafiğe sarhoş olarak çıkan bir otomobil sürücüsüne ceza verildi. Glaston, peygamberimiz ve Müslümanları hakaretli sözler söyledi. Avustralya'da kadınlar seçme ve seçilme hakkı elde ettiler. 1895-1898 bitti hayatı. Said Nursi Hazretleri 47 kitabı ezberledi. Konakta Vali Ömer Sabri Bey'in kızlarıyla takvasının kuvvetini gösteren meşhur olaylar yaşandı. Kur'an-ı Kerim her gün 200 olarak ezberlemeye başladı fakat tamamlamadı. Van'da iki haftada tamamlayacaktır. Kübalı şair Julia Marti öldürüldü. Osmanlı Devleti'nde hanımlara mahsus gazete yayınlanmaya başlandı. Alman fizikçi William Röntgen X ışınlarını keşfetti. İstanbul'da ilk otomobil Zehirzade Ahmet Paşa tarafından kullanıldı. Lumière kardeşler sinema makinesini icat ettiler. Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi Rusya'da yapıldı. Yeni Asır Gazetesi yayına başladı. Halka açık ilk sinema gösterimi Paris'te yapıldı. Sonra düzenli olarak gösterimler başladı. İlk film çekenler Lyonlu Lumière kardeşlerdi. 1896 Fransız fizikçi radyoaktiviteyi keşfetti. Van'daki Ermeniler Osmanlı'ya karşı ilk Van isyanını başlattı. İlk kez otopsi için anjiyografi yapıldı. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası eseri yayımlandı. X ışını New York'ta halka tanıtıldı. X adı ne tür ışın olduğunu bilinmeyişi simgeliyordu. İlk modern olimpiyat oyunları Atina'da başladı. Alman fizik Röntgen yeni bir radyasyon çeşidi olan X sırayı bulduğunu açıkladı. National Geography dergisi ilk defa bir kadının çıplak göğsünün göründüğü bir fotoğraf yayımladı. Amerika seçimlerini Cumhuriyetçi McKinley kazandı. 1897 17 Nisan Yunanistan Osmanlı Savaşı başladı. 4 Aralık'ta barış imzalandı. 29 Ağustos İsviçre Basel'de toplanan 1. Siyonist Kongresi'nde 50 yıl içerisinde Filistin, 100 yıl içerisinde Türkiye'nin güneydoğusunun da yer aldığı Nil'den Fırat'a Büyük İsrail Devleti'nin kurulmasına karar verildi. Sayrank de adlı film Paris'te yayına girdi. Tiyatro yazarı olan bu şahıs, kiliseyle kralın sanat üzerine uyguladıkları mutlak monarşi reddeder. Hatta bu yüzden kralın casusları tarafından suikast sonucu öldürülmüştür. Yeni Zelandalı İngiliz fizikçi uranyumun alfa ve beta ışını yayınladığını açıkladı. Alman kimyager Azadir salisilik asit üretimini başardı. Bu madde Bayer tarafından aspirin olarak satılmaya başlandı.